Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir zunubana, Allahumma irhamna, Allahumma irhamna acileyna. Allahumma istihdimna fi hizmetil Kur'an vel iman vel İslam. Allahumma erinel hakka hakkan ve rzuqna ittiba'ah ve erinel batila batila ve rzuqna ictinabah. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim ve sallillahumma ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etba'ihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. 32. söz, 2. mevkıf, 3. maksat. Üçüncü maksat, beşinci işaret, birinci remisin. Vekilin ikinci şık sualine beş remiz ile cevap ve cevaptır. Birinci remiz, şu sualde diyor ki, bir şeyin zıttı olmazsa o şeyin nasıl kemali olabilir? El cevap, şu sual sahibi hakiki kemali bilmiyor. Yalnız nisbi bir kemal zannediyor. Halbuki gayra bakan ve gayra nispeten hasıl olan meziyetler, faziletler, tefevvuklar, hakiki değiller, nisbidirler, zayıftırlar. Eğer gayr nazarından sakıt olsalar, onlar da sükut ederler. Mesela, sıcaklığın nisbi lezzeti ve fazileti soğuğun tesiriyledir. Yemeğin nisbi lezzeti açlık eleminin tesiriyledir. Onlar gitse, bunlar da azalır. Şimdi burası anlaşılıyor gibi geldi bana. Herhalde soru şu merkezli olması gerekiyor. Bir şeyin zıttı olmazsa, o şeyin nasıl kemali olabilir? Şimdi herhalde bir şeyin zıttı olmazsa dediği zaman bütün özellikleri zati olan yaratıcıya ait. Yaratıcının zıttı yok, mutlakın zıttı olmaz. Onun için mutlaka biz nasıl hem kemal diyoruz? Çünkü zıttı olmazsa kemali bilinmez ki. Cevabında da siz de inşallah katılın. Hakiki kemali bilmiyor dedi. Hakiki kemal demek bu dünyada gördüğümüz nisbi kemaller değil. Mutlak kemal demek. Mutlak kemal, yani bütün özellikleri zati olanın mükemmelliği veya kemali. Bütün özellikleri zati olanın bir mukayeseye girmeksizin, onun kemalinin mutlak olduğunu anlarız ve söyleriz. Çünkü özellikleri zati olanda mukayese yapılmaz, kıyaslama yapılmaz. Buradaki örnekte olduğu gibi yaratıkların kemali nisbidir. Yani biri diğerine göredir. En güzel örneğini de mesela sıcaklığın lezzeti soğukluğun müdahalesi oranındadır. Soğuk geldikçe insan soğuğu istemiyorsa sıcaklığın derecelerinden bahseder. Daha pratik bir örnek burada verdi. Açlık, yemeğin lezzeti.
Eğer açlık olmazsa yemeğin lezzetinden bahsedilemez. Çünkü bu yaratık alemde hiçbir özellik eşyanın bizzat kendisinden değildir. Eşyanın bizzat kendisinden olmayan bir özellik için biz bu özelliğin mukayese ile, karşılaştırma ile bilinebileceğini iyi anlamamız lazım. Bunu daha güzel mi ama bir başka şekilde anlamamıza yardımcı olacak bir örnek de mesela rakamlar birbirleriyle kıyas edilerek büyüktür, küçüktür, azdır, çoktur diye bahsedilir. Ama birbiriyle kıyas etmeyeceğimiz, edemeyeceğimiz rakamlar için mesela bu ne olabilir? Kıyas ile ama sonsuz bir rakam olmadığı için yanlış söyledim. Sonsuz ifadesini bir başka şeyle kıyas edemeyeceğimiz için onun büyüklüğünden, küçüklüğünden bahis edemeyiz ama ancak onun sonsuzluğundan bahsederiz. Onun için yaratıcıya ait olan, zati olan özellikler ki biz şu dünyada yansıyan tüm özellikler onun özelliğinin belli ölçülerde yansımasından dolayıdır. Neden belli ölçülerde? Çünkü yaratık olan her şeyin belli bir ölçüsü vardır. Mesela ne kadar büyük ya da küçük olursa olsun, galaksi desek, yıldızlar desek, yıldızların da bir büyüklüğü var. Biri diğerine göre çok büyük olabilir. Efendim bir galaksi diğer galaksiye göre çok büyük olabilir ama nihayetinde ne diyoruz? Bu galaksi şuradan başlar, şurada biter diyoruz. Böyle yaratıkların kendi kapasitelerinde, yaratılmışlıklarının boyutunda, yaratılmışlıklarının kapasitesinde özelliklere sahipler. Yaratılmışlıklarının kapasitesinde özelliklere sahipler. Mesela bir ağaç küçük olur, çayır bir ağaç büyük olur, çayır ona göre küçük olur. Ama neden biz büyüklük ve küçüklükten bahsedebiliyoruz? Çünkü kıyas ediyoruz. Ağaç bir başı sonu belli olan yaratıktır. Bu yaratıkları algılama özelliğimizi biz yaratıcıyı, özellikleri bizzat kendisinden olanı, yani ağaç gibi birisi tarafından yapılmış, ağaç gibi birisi tarafından başı sonu özellikleri belli bir kalıp içerisine yerleştirilmiş olan varlık değil. Bütün özellikleri mutlak olduğu için, bütün özellikleri kendinden zati olduğu için biz ancak onu bütün özellikleriyle birlikte kemalde olarak anlarız. Yani ancak bu bütün özelliklerinin sınırı olmaz ki o sınıra biz işte şurada bitti, bundan sonrası yok artık diyebilelim. Bizim kavramamıza göre, iyi dikkat edelim, biz Allah'ın sonsuzluğunun mahiyetini, içeriğini kavradığımızı söylemiyoruz. Buyurun. Bir arkadaşın mikrofonu açıldı. Söylemek istediğiniz var gibi geldi bana. Biz yaratıcının, o mikrofonu açılan arkadaş kapat, yaz konuşacaksa buyursun, değilse kapatırsa güzel olur. Evet, kimin olduğunu bilmiyorum ama. Bir arkadaşın mikrofonu açık. Farkına varmadan açıldı.
neyse. Yani mikrofonu kapatırsanız, kiminse mikrofonu, açık olan mikrofon, kapatırsanız memnun olurum. Evet. Böylesi açtı, kapadı. Kim kaldı denemeyen? Lütfen deneyi versin. Şimdi biz yaratıcıyı, yaratıcı olanı hala bir ses geliyor da geriden onun için. Biz yaratıcıyı sanki algılamamızda sanki yaratıkların cinsinden düşünmeye, algılamaya meyledi veriyoruz. Yaratıcıyı yaratıkların cinsinden algılamaya meyledi veriyoruz. Ne demek bu? Yaratıkların cinsinden algılamak demek, biz o özellikleri zati olan herhangi bir varlığa, herhangi bir eşyaya bu dünyada hiç muhatap olmadığımız, özellikleri kendiliğinden olan bir şeye biz bu dünyada hiç muhatap olmadığımız, hiç böyle bir şeyle ilişkiye geçmediğimiz için bizim genel düşünce tarzımız hep her zaman ilişkiye geçtiğimiz yaratıklar cinsinden gelişiyor. Yaratıklar cinsinden olmayanı algılama kabiliyetimiz de yok. Çünkü öyle bir örneğini de görmüyoruz. Öyle bir ilişkimiz de yok, tecrübemiz de yok. Ama bizim Hasan, kıyas ile oluyor algılamamız, kıyasa dayalı deniyor. Yaratık olmasına çok dikkat edelim. Yaratıklar, yaratıklar arasında kıyas yapılır ama dikkat edelim. Yaratık olmasına çok dikkat edelim. Buna çok vurgu yapmak lazım. Yaratık olmasına çok dikkat edelim. Neden? Ancak yaratıklarla muhatap olduğumuz için yaratık demek belli bir vücut, belli bir varlık kendisine verilmiş demek. Bunu hep anladığımızı zannedebiliriz. Bunu biliyoruz zaten canım. Allah yaratık cinsinden değildir diyebiliriz. Ama Allah'ın yaratık cinsinden olmadığını söylemek, mutlakı algılama, mutlakı düşünme ve mutlakın ne olduğunu anlama çabasına yardımcı olmaz. Canım, Allah yaratık cinsinden değil dediğimizde, evet doğru söyleriz ama peki işte burada sorulan sorudaki incelik gibi, peki o zaman ne bileceğiz onun en kemalde olduğunu sorusu sorulunca, çünkü kıyas edemiyoruz ya, o ondan daha iyi, daha iyi, daha iyi diye kıyas edemiyoruz ya. Peki o zaman onun en mükemmel olması lazım geldiğini nasıl anlıyoruz ya diye bir soru sorulduğunda kendimize iyi dikkat edeceğiz. O zaman diyeceğiz ki bak, benim duygularım yaratıklarla ilişki kurarak gelişiyor. Yaratıklar arasında kıyas yaparak gelişiyor. Yaratık demek belli bir limiti olan, başlangıcı ve sonu belli olan bir vücut verilmiş olan demektir. Büyüklüğü, küçüklüğü hiç önemli değil. Belli bir vücut verilmiş olan. Kainatın tümünü düşün, yaratıktır. Belli bir vücut verilmiştir. Bunun büyüklüğü, küçüklüğü konuşabilir. Konuşulabilir. Ama ben bu kainatın yaratıcısına ulaştığım zaman,
bunun yaratıcısı olması gerekir. Sonucuna ulaştığımda yaratıcının özellikleri ne olması gerekir dediğimde ilk söyleyeceğim cümle, yaratıcı hiçbir surette yaratıklar gibi düşünülemez, tahayyül edilemez, algılanamaz. Neden? Çünkü biz hep yaratık alemde algılamaya alıştığımız için o yaratıcıyı yaratık cinsinden olmayan diye tarif ederiz. Yaratık cinsinden değilse başı sonu belli değil, başı sonu belli değilse kıyas edilemez. Yani başı sonu belli olmayan, yani başı sonu belli olmayan demek, başı sonu olmayan demek. Başı sonu olmayan bir şeyin, şey denir mi, o da bir problemli kelime ama, başı sonu belli olmayan yaratıcının ancak ve ancak mutlak olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü onun özellikleri verilmiş olmadığından sınırlı olmaz. Sınırlı olmadığından da ancak söyleyebileceğimiz bütün özellikleriyle birlikte en mükemmel olandır. Bütün, yani her zaman kemalde olandır diyebiliriz. Her zaman mükemmel olandır diyebiliriz. Bütün özellikleriyle birlikte her zaman kemalde olandır diyebiliriz. O kadar. Peki, devam edelim. Şimdi açlık örneğini anladık ya. Açlığım oranında lezzet azalır, çoğalır. Çünkü bizim lezzet alma, aç olma diye özelliklerle yaratılmışlığımız söz konusudur. Bize bu özellikler verilmiş. Her verilen özellik sınırlı olmak zorundadır. Çünkü zati değildir. Bunu iyi anlayalım. Verilmişse zati değildir. Mesela benim varlığım zati değildir. Benim varlığım zati değildir. Bunu anlıyoruz inşallah, değil mi? Bu önemli çünkü. Benim varlığım zati değildir demekle bana varlık verilmiştir. Zorunlu olarak insan aklı şu sonuca varır. Madem bana vücut verilmiş, bana vücut veren olması gerekir. Ve o bana vücut veren, ben yok iken beni var edenin özellikleri zati olması gerekir. Zati olan özellikler sonsuz olmak zorundadır ki biz kainat cinsinden tarif edemeyiz. Sonsuz diyerek meseleyi ancak izah edebiliriz. Onun için de sonsuz olanın mutlak kemalde olduğunu söylemek insan kapasitesi dahilinde makuldür. Yani sonsuz olan, özellikleri zati olan mutlaktır. Ve mutlak olan mutlak kemaldedir. Onun daha az kemalde olduğunu söylemek için elimizde hiçbir delil yok. Herhalde bu konu önemli olduğu için düşünce tarzımızı alt üst eden bir konu bu. Nasıl oluyor da zati özellikleri zati olanı ben tarif edebiliyorum? Nasıl tarif edebiliyorum? Ancak tarif edilemezliğiyle tarif edebiliyorum. Yani bu kainatın varlık nedeni bu kainat cinsinden olmaz diyorum. Aslında iyi düşünürseniz veya zamanı geldiğinde de inşallah müzakeresi yapılabilir. Lem yelit ve lem yület bu demektir. Lem yelit ve lem yület bu demektir. Hasan diyor, hakiki kemali bilmiyoruzdan kastı yapılan kemal tarifinin yanlış olduğunu mu belirtiyor? Hakiki kemalin mahiyetini bilmeyiz.
Çünkü hakiki bir şeyin, herhangi bir özelliğinin hakiki olması için o özelliğin o şeye verilmiş olmaması lazım. Verilmiş olmaması lazım. İyi dikkat edelim. O şeye verilmiş olursa o hakiki değil. Sonradan kazanılmıştır. Verilmiştir. Hakiki olması için o şeye, o özellik verilmiş olmaması lazım. Bir şeyin eğer özelliği verilmiş değilse, o şeyin özelliği zatidir, kendindendir. Kendinden ise kainat cinsinden olamaz. Kainat cinsinden olamazsa biz ona mutlak, sonsuz demek durumundayız. Sonsuz olanın az kemalde, çok kemalde olduğundan bahsedilemez. Yani kıyasa dayalı bir kemal tarifi yanlış. Mutlak olan için, mutlak olan için, hakiki dediğimiz kemal için. Bir şeyin kaynağının kendinde olması o şeyin kemalde olmasını gösterir. Bir şeyin kaynağının kendinden bizatihi verilmiş, kazanılmış olmamasından bahsediyoruz. Benim bütün özelliklerim bana verilmiş. Onun için benim verilmişse sınırlıdır. Sınırlıysa mukayese edersin. Verilmemişse kendindendir. Kendindense bu kainatta örneği olmayandır o. Yani kainatta, kainat ile sınırlı olmayandır. Onun için bizim kainatın yaratıcısını tanımamız ancak kainatın varlığına şehadet ettiği, kainatın varlık nedeni olan, kaynağı olan ve bu nedenle de kainatın varlık kaynağı olması nedeniyle de özellikleri zati olan, kendinden olan, özellikleri kendindense mutlak olan diye tarif ederiz. Başka bir tarif getiremeyiz. Mutlak ise bütün özellikleriyle mutlak olması makuldür. İnsanın aklı evet bütün özelliklerine mutlak olması gerekir der. Biz bu algılama ile Rabbi bütün özellikleriyle kemaldedir deriz. Ne de mutlaksa hani daha büyük, daha büyük, daha iyi, daha güzel diyemeyeceğimize göre bütün özellikleriyle kemaldedir deriz. Evet. Şimdi devam edelim okumaya. Halbuki hakiki lezzet ve muhabbet ve kemal ve fazilet odur ki gayrın tasavvuruna bina edilmesin. Çünkü bakın bu da çok önemli. Gayrın tasavvuruna bina edilmesin. Yani ben bir şeyi tasavvur edebilmem için ona suret vermem lazım. Tasavvuru demek. Belli bir şekle koymam lazım. Belli bir şekle koymam için başı sonu belli olması lazım. Sınırları olması lazım. Onun için bir şeyin zati olabilmesi için, bir şeyin özelliklerinin zati olabilmesi için o şeyin zati, kendinden hakiki olabilmesi için o şeyin tasavvur edilemez olması makuldür. Yani ancak böyle tarif ederiz. Birisi gelse dese ki biz Allah'ı tasavvur edemeyiz. Neye? Tasavvur edemeyiz de ondan dese bu izah değildir. Bu açıklama değildir. O bu kainatın varlık nedeni olduğu ve varlık kainat cinsinden tarif edilemeyeceği için onun özellikleri kainattaki gibi, kainattaki eşyalar gibi verilmiş değildir, zatidir. Zati özelliklerin tasavvuru mümkün değildir. Çünkü belirli bir sınırı olamaz. Zati özelliklerin bir örneğini dünyada gösterebilir miyiz? Hayır. Ahirette gösterebilir miyiz? Hayır.
zati özellikler yalnızca yaratıcıya ait olan özellikler olmalıdır. Onun dışındaki tüm özellikler arazidir, zatinin karşılığı. Yani verilmiş, kazanılmış, kendisine sonradan verilmiş özelliklerdir. Evet. Bir daha okuyorum cümleyi. Onun o burada şu kelimenin altını çizmek lazım. Halbuki hakiki lezzet ve muhabbet ve kemal ve fazilet odur ki gayrın tasavvuruna bina edilmesin. Hakiki denildiğinde gayrın tasavvuruna dayanamaz. Yani ona bina edilemez. Zatında bulunsun. Evet, zaten konunun başından beri bu özelliklerin bizzat kendisinde olsun ve bizzat bir hakikat-ı mukarrere olsun. Kendinde olan olsun ve hakikat-ı mukarrere takarrur etmiş hakikat olsun. Yani ben kainata baktığımda kainatın kaynağının mutlaka olması lazım geldiğini ve bu kaynağın kainat cinsinden olamayacağını anlarım. Kainat cinsinden olsa o da yaratık olur. Yaratıcı olan, yaratık olan özellikleri zati olmadığından, kendiliğinden olmadığından yaratıcı olamaz, var edici olamaz. Onun için Kur'an'ın eğitiminde bize öğretilen metot nedir? La ilahe illallah. La ilahe illallah. İyi dikkat edilirse lem yelid ve lem yulad. O hiçbir şey, hiçbir şekilde başka bir şeyin kaynaklığını yaparak o kaynaktan gelmiş olamaz ve hiçbir yarattığı şeyde de o doğmaz doğurulmaz diye söylenir ya. O basit düzeydeki söylenişler. Doğrudur ama çok ciddi bir şey ifade etmez. Öyle kimse Allah'ı doğurdu diye söylediği yok zaten. O zati özellikleriyle bir başka zati özelliği olan şeyi var etmez demek. Ne demek bu? Zati özellikleriyle ne var ettiyse var ettiği şey var edilmiş olmak zorundadır. Var edilmişse ona sınır verilmiştir. Yani sınırları belirlenmiş. Büyük küçük fark etmez. Bu kainat her an böyle mükemmel ucu bucağı olmaz şekilde var ediliyor. Fark etmez. Çok bir şey ifade etmez. Çünkü var ediliyor. Yani sınırları var. Ben sınırını bulayım bulamayayım hiç önemli değil. Bu kainatta hangi eşyayı görsem sınırı var. Hangi eşyanın sınırı varsa o şey zati değildir. Kendisine verilmiştir. Lem yelid ve lem yulad çok önemli bir ayettir. Çok 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 önemli. Yani lem yelid ve lem yulad'i anlamadan bu dünyadan ayrılmamak lazım. Öyle Allah doğurdu, doğurmazı, doğurulmadı, doğurmadı demek lem yelid ve lem yulad'i anlamak demek değildir. Ona dikkat edelim inşallah. O çok basit bir anlayıştır. Risale-i Nur gibi kıymetli kaynaklara muhatap olmuş insanların o anlayışı yanlış değil ama çok basit yani. Kur'an öyle çok basit bir şey söylemez. Evet. Devam ediyorum okumaya. Lezzet-i vücut ve lezzet-i hayat ve lezzet-i muhabbet ve lezzet-i marifet ve lezzeti iman ve lezzeti beka ve lezzeti rahmet ve lezzeti şefkat ve hüsnü nur, hüsnü basar ve hüsnü kelam ve hüsnü kerem ve hüsnü siret ve hüsnü suret ve kemali zat ve kemali sıfat ve kemali efal gibi bizzat meziyetler gayr olsun olmasın şu meziyetler tebettül etmez. Bize bir çok ilginç bir yani anlamamıza yardımcı olacak bazı şeyleri biz
mukayesesiz yaşıyoruz bu dünyada. Ama mukayese edemedik diye onların mukayese etmeden yaşıyoruz diye bizzat meziyetler onlar mutlak demek değil. Kemal-i zat ve kemal-i sıfat ve kemal-i efal gibi bizzat meziyetler ama bizzat meziyetler gayr olsun olmasın şu meziyetler tebettül etmez. İşte sonucunu okuyalım bence. Çünkü burada sınırını koyamayacağımız bazı özelliklere bu alemde. Biz sınırını koyamıyoruz, sınırı yok değil. Ama bizzat meziyetler demekle bir şey söyledi, ona dikkat etmek lazım. Son paragrafı okuyun, bu konuyu herhalde burada düğümleyecek. İşte Sani-i Zülcelal ve Fatır-ı Zülcemal ve Halık-ı Zülkemal'in bütün kemalatı hakikiyedir, zatiyedir, gayr ve masiva ona tesir etmez, yalnız mezahir olabilirler. Sonuç bu. Bir daha okuyorum. Sani-i Zülcelal. Yani şu kainatın kim sanat ile yaratmış ise ve Fatır-ı Zülcemal, yani celaliyle, cemaliyle gördüğümüz, tecelli eden şu kainata hiç yokta varlık vermiş ise, ilk defa onlara vücut vermiş ise, kim vücut vermiş ise ve Halık-ı Zülkemal, yani şu kainatı yaratmış olan, kim yaratmış ise, bakıyoruz ki bütün o yaratıcının bütün kemalatı hakikiyedir. Hakiki olmak zorundadır. Sanki virgül şunu diyor, çünkü zatiyedir. Çünkü o özellikler o yaratıcıya ait zati özelliklerdir. Sonradan kazanılmış özellikler değildir. Bir yerden alınmış, elde edilmiş özellikler değildir. Böyle zati özellikler gayr ve masiva ona tesir etmez. Bir şeyin zati özelliğin eğer bir özellik zati ise o özelliğe gayr ve masiva tesir etmez. Yani onun dışındaki bir şey onu gelip de sınırlayamaz. Onun için bir gayrı yoktur. Yani nasıl söyleyeyim? İşte şuraya kadar odur, ondan sonra o Halık olmayan değildir diyemeyiz. Halık'tan, Fatır'dan bahsediyorsa mutlaka onun özellikleri zatidir. Esas anlamamız gereken nokta bu. Diğer şeyler gayr ve masiva ona tesir etmez. Yalnız mezahir olabilirler. Yani onun zati olan özelliklerinin tecellilerine mazhar yeri olabilirler. Onun zati olan özelliklerinin tecellilerine mazhar yeri. Yani mezahir öyle anlıyorum ben. Mazharlar olabilirler. Mazharlar olabilirler. Yani ben veya bir başka yaratık bu dünyada, bu alemde bir başka yaratık onun zati olan özelliklerinin tecellisi neticesinde böyle vücut bulmuş, bu özellikler verilmiş birisi olabilirim. Yoksa ben bu özelliklerimle onun özelliklerinin yanı sıra onunla kıyas edilemez.
bir arkadaşın mikrofonu tam neyse problemli olabilir de. Problemli derken kapalıdır ama teknik bakımdan kapalı değildir. Yalnızca buradaki işaret üzerinde. Bilemiyorum. Sizin ışırtı geliyor, bana da geliyor. Sizi rahatsız ediyor. Duymanız engelliyor. Şu anda çoğaldı. Peki. Siz bu konuda bir şeyler söylemek ister misiniz? Bu konu her zaman konuşulan ve fakat anlaşılması her zaman zor olan bir konu. Bir önceki paragrafta galiba mukayese yaptı. Mesela bir eşyanın büyüklüğü, küçüklüğü ile bazı kainatın yaratılışında bazı özellikler var ki bu özellikler ölçülemezler. Ama ölçülememeleri onların mutlak olduğu anlamına gelmez. Mesela lezzet, vücut lezzeti, hayat lezzeti, muhabbet lezzeti, marifet lezzeti, iman lezzeti, beka, rahmet, şefkat, lezzetleri ölçülemez. Lezzet ölçülemez. Hüsnü nur, bazı şeylerde mesela nurun, basarın, kelamın, keremin, siretin, yani bir insan, bir şeyin karakterlerinin, suretin güzellikleri de bir sınır konamaz. Şimdi zatın, sıfatın ve efalin de kemaline bir sınır konamaz. Yani zata sınır konur da onun kemaline şu kadar mükemmel, şu kadar güzel, şu kadar lezzetli denemez. Ben bunu eğer yanılıyorsam lütfen siz de müdahale edin ve birlikte konuşalım, anlamaya çalışalım. Ben bunu bize bazı yaratıklar var ki, bazı şeyler var ki bu yaratık eşya şeylerden biz bir şeyin mukayese edilemeyecek limit altına konamayacak şeyler olduğunu, konamayacak, limit altına konamayacak şeyler cinsinden olduğunu anlayarak demek ki bazı meseleler var ama bazı konular var ama o konular bizzat kendileri mutlak değiller ve fakat bize demek ki bazı şeylere limit konamazmışı anlamamıza yardımcı oluyor diye ben bu paragrafı anladım. Ama tam da emin değilim çünkü dedi efal gibi bizzat meziyetler dedi, bir şeyin meziyetleri. Bizzat kelimesini burada biraz dikkatli anlamak lazım. Bizzatihi, özellikleri kendinden olan demek değil. Yani kendisinin yarattığı anlamında değil. Burada Meryem'in güzel bir sorusu var. Mutlakın mahiyetini bilemeyeceğimize göre bize düşen görev nedir? Mutlakın mahiyetini araştırmamak. Mahiyetini anlamaya çalışamamak, bu bir, çalışmamak. İkincisi,
bir şeyin mahiyetinin bilinemezliği dolayısıyla o şeyin varlığını inkar etmemek. Biz bir şeyin varlığını, var olması gerektiğini anlarız, tasdik ederiz ama o şeyin mahiyetini bilemeyebiliriz. Zaten çok şeyin mahiyetini de bilmeyiz. Hele mutlakın mahiyetini hiç bilmeyiz. Yaratıcının mahiyetini bilmemek, şu kainata bakan birisinin şu kainattaki yaratılmış eşyadaki özellikleriyle birlikte o eşyanın kendilerine bir varlık veren olması şarttır demesi bizim görevimizdir. Ama bu olması şart olan neyin nesidir? Mahiyeti nedir diye araştırma yapmak anlamsızdır. Çünkü bir şeyin varlığını tasdik etmek ayrıdır, mahiyetini anlamak ayrı meseledir. Biz yaratıklardan bazılarının mahiyetini anlayabiliriz. Bazıları. Mesela yani mahiyetini anlayabiliriz demekle de yanlış söyledim. Mahiyetini anlayamayız da sanki sınırlarını belli edebiliriz. Yani bir, diyelim ki şurada bir kuş var. Bu kuşun ben sınırlarını belirlerim ve derim ki bu kuş mesela ağaç değildir derim. Bak tarif ettim. Toprak değildir tarif ettim. Kedi değildir tarif ettim. Bakın kedi değildir. Ne yapıyorum? Kuş işte şu sınırlar dahilinde şu özellikleri bulunan yani o özellikler verilmiş olan bir varlık yaratıktır. O özellikler verildiği için ona yaratık demek zorundayım. Bir yaratıktır. Bu özellikler verilmiş bir yaratıktır. Kuş derim. Ama bazı şeylerin böyle sınırlarını koyabildiğim halde, yani kuşun varlığı gibi, kuşun güzelliği, kuşun mükemmelliğine geldiğim zaman, kuşu seyretmenin lezzetine geldiğim zaman, bunlara sınır koyamıyorum. Mahiyetini bilemiyorum da kuşun mahiyetini biliyorum değil. Dikkat edin. Birisi sınırsızlık, birisi sınırlılığı ifade ediyor. Bize böyle bir yaratılış türü bize şunu gösteriyor. Siz her şeyi aynen bütün özellikleriyle birlikte kontrol altına alarak varlıklarını zaten tanımlayamazsınız. Bunu kabul edin, bunu anlayın. O zaman kainatın yaratıcısının mutlakiyetinin mahiyetini anlamamanız sizin bu dünyadaki yapmış olduğunuz tecrübelere uygun. Bazı şeyler, mesela güzelliğin, mesela güzelliği, mesela lezzetin, burada tarif etti, mesela kemalin. Sınırlarını gösteremiyoruz değil mi? Onların sınırlarını gösterememekle bize öyle bir şey yaratmak suretiyle yaratıcı bize şunu anlatıyor. Siz bakın bazı şeylerin sınırlarını belirleyebildiğiniz halde bazı şeylerin sınırlarını belirleyemiyorsunuz. Size öyle bir yaratılış gösterdim. Demek ki siz her şeyi bütün mahiyetiyle birlikte anlayacak kabiliyette değilsiniz. Sınırlı yaratıldığınızdan, insan sınırlı yaratıktır, bilgisi sınırlıdır, ondan değil. Sınırlı yaratıklığımızdan değil, bilgimizin, kapasitemizin sınırlı oluşundan değil. Buna çok dikkat edelim. Ben bunu çok duyuyorum. Efendim insan sınırlıdır, ne olacak? Bilgimiz ne kadar ki, gücümüz ne kadar ki? Hafızamız ne kadar ki? Hayır, bunlar önemli değil. Biz yaratığız. Yaratık olmamız önemlidir. Buna dikkat edelim. Bizim yaratık olmamız önemlidir. Yaratık demek
kesinlikle başı sonu belli, sınırları belli olan demektir. Her şey yaratıktır ama bazı şeylerin, yaratık şeylerin bazen insan sınırını belirleyebilir. Dağın büyüklüğü bu kadar, bu kadardır. Atomun büyüklüğü bu kadardır. Kuşun ağırlığı bu kadardır diye bir sınır verebilir ona. Mukayese etmek suretiyle, kıyas yapmak suretiyle. Ama güzelliğe mesela sınırlar veremiyor. Haşa, zannetmeyin ki güzellik yaratık değil. O, bu konuya, buraya yukarıdaki paragrafı okuyarak güzelliğin, kemalin yaratık olmadığını söyleyemeyiz. Ama bakın, bazı yaratıklar var ki biz sınırlarını belirleyemiyoruz. Böyle bir yaratılış türüyle bize yaratıcı ne anlatıyor? Demek ki siz, özür dilerim, kabiliyet itibariyle bir şeyin mahiyetini, sınırlarını anlamayabilecek durumdasınız. Bunu bilin ve yaratıcının mahiyetine, yaratıcının sınırlarının olmayışına geldiğinde, evet, zaten ben sınırları olmayanı bilemiyorum. Bazı sınırları olmayan yaratıklar var, güzellik, kemal, lezzet gibi. Bilemiyorum. Mutlakı, mahiyetini bilememem gayet normaldir. Ben böyle yaratılmışım. Yaratık olduğum için sınırlı olmak, sınırlı olduğum için de özelliklerim kendinden olmadığı için de her istediğimi yapamam. Ben şunu anlamak istiyorum diye anlamış olamam. Anlama kapasitem sınırlı olduğundan değil, yaratığım da onun için. Bu ayrımı iyi yapalım. Bilgi kapasitem sınırlı olduğundan değil, yaratığım da onun için. Yaratık olmak zorunlu olarak sınırları belirlenmiş olmayı gerektiriyor. Çünkü biz bu dünyada hep bunu gözlemliyoruz. Şimdi konu açıklandı mı, mutlakın mahiyetini bilemeyeceğimize göre bize düşen görev nedir? Bize mahiyetini bilemedik diye varlığını inkar etmemek görevi düşer. Bir şeyin mahiyetini bilmek ayrıdır, varlığını bilmek ayrıdır diye bunu bu sohbetlerde devamlı tekrar ediyoruz. Çünkü insanların, çok insanın karıştırdığı nokta burası. Yaratıcı meselesine geldiğimizde, yaratıcının mahiyetini bile, nasıl bir şey, nasıl olabilir? Yani kainatın yaratıcısı Allah diyorlar. Nasıl bir şey bu, nereden çıktı bu? Ben öyle bir şey görmüyorum. Bakın, hep kainat böyledir demek suretiyle. Yaratıcının varlığını anlamayı, yaratıcının mahiyetini anlamaya indirgiyorlar. Ve birçok insan burada hataya düşüyor. Yani sayıları hiç de az değil bana göre, milyarlarca insan. Biz de hem Allah'a inanırız dediğimiz halde, hem de bu meselede tam açık bir anlayışa, net, tatmin olacağımız bir anlayışa sahip olmayabiliriz. Benim söyleyeceğim bundan ibaret. Kusura bakmayın, çok geç başladık ve şimdi de susmak, bitirmek zorundayım. Çünkü zaten dışarıdan yeni geldiğim için namaz kılmamıştım. Namaz geçme tehlikesi var. Biz, sizin söyleyeceğiniz varsa buyurun, yoksa hemen ben konuyu kapatıyorum. İnşallah ikinci remizden başlarız. Evet. Daha açıklamaya devam edecek. Peki, bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena. İnneke entel alimul hakim ve ahiru da'vahum enelhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.